Hepinize selam, ben Mahmut Tanrıverdi. Bugün makale yazarlarını özellikle ilgilendiren çok heyecan verici ve önemli bir konuyla karşınızdayım. Google'da üst sıralara çıkmak istiyorsanız bazı özel tekniklere ihtiyacınız var. SEO teknikleri de bunun için en önemli nokta. Yani makale yazarıysanız, site sahibiyseniz bu konulara mutlaka bilgi sahibi olmanız gerekiyor. SEO uyumlu makale nasıl yazılır? Bununla ilgili internette bir araştırma yapmaya çalıştım. Fakat internette inanın bana hani doğru düzgün bir tane bile makale bulamadım. Çok saçma sapan bilgiler içeriyor ya da çok az bilgi içeriyor. Ya da çoğunlukla yanıltıcı bilgi içeriyor. O yüzden böyle bir video hazırlama kararı aldım. Bu videonun yanı sıra bir de makalesini yazdım. Sitede yayınladım. Aynı zamanda o makaleyi de aşağı bırakacağım. Bu şekilde o makaleyi kendinize bir örnek belirleyerek SEO uyumlu makale nasıl yazılır görmüş olacaksınız. O sizin için bir örnek makale olacak aynı zamanda. Bu videodaysa sizi sıkmadan, boğmadan, endişelenmenize izin vermeden adım adım ve açıklayıcı bir şekilde SEO uyumlu makale nasıl yazılır onu öğreteceğim. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra SEO ile ilgili en ufak bir kafanızda pürüz kalmayacak. Bundan emin olun. Ama diyelim kaldı, aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Yardımcı olacağım seve seve sizlere. Şimdi bir makale hazırlıyorsunuz ve bu makalenin Google'da üst sıralara çıkmasını istiyorsunuz. Bu noktada SEO uyumu şart. SEO uyumlu makaleler diğer makaleleri geçerek üst sıralara kolay bir şekilde tırmanıyor. Bu yüzden aslında biz bu SEO uyumunu bu kadar önemsiyoruz. Bu videoyu hazırlarken 3 farklı kısma böldüm. 3 farklı kısma bölme sebebim de aslında sizin daha kolay anlayabilmeniz ve kafanızda bir karışıklık yaratmadan hiyerarşi içinde öğrenebilmenizi sağlamak. 3 kısımdan ilki hazırlık aşaması. Şimdi tamam bir makale yazacaksınız ama öncesinde bir hazırlığa ihtiyacınız var. Bu hazırlıkta sizlere neler olduğunu göstereceğim. İkinci adımsa makale yazış aşamanız. Makaleyi yazarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden vesaire bahsedeceğim. Üçüncü aşama ise genelde site yazarlarına, site sahiplerini ilgilendiren, daha çok teknik bilgiler içeren kısım. Çok sıkıcı oldukları için en sona bıraktım onları. Bu ilk iki adım özellikle çok eğlenceli ve kafanızı yormayacak konular. Şimdi hazırlıkla başlayalım. Makaleyi yazmak, makalenin kaliteli olması her ne kadar önemli olursa olsun, makaleye ayırdığınız emeğin, zamanın 1/3'ünü en az makalenin hazırlığına ayırmanız gerekiyor. Makalenin hazırlığı sandığınızdan çok daha önemli bir konu. Çünkü analizleri içeriyor ve SEO uyumlu bir makalenin temellerini atıyor. Temeli yanlış atılmış her şey gibi SEO uyumlu makaleler de çökebiliyor. Bu yüzden emeğinizin 1/3'ünü hazırlık aşamasına ayırın. Hazırlık aşamasında ilk nokta anahtar kelime analizi. Anahtar kelimeler SEO uyumlu makalelerin göz bebeğidir. En önemli şeydir. Aslında tüm o SEO uyumlu dediğimiz konu anahtar kelimelerin içinde gerçekleşiyor. Anahtar kelimeleri doğru seçtiğinizde hepsi ardı ardına geliyor. Anahtar kelimeleri nasıl doğru seçeceksiniz? Benim kullandığım yöntemi söyleyeyim size. Herhangi bir siteyi çok fazla kullanmıyorum. Ama kullanırsam da onu da örneğini vereceğim. Google'a giriyorum. Mesela konumuz ne? SEO uyumlu makale nasıl yazılır değil mi? Ben bununla ilgili internette nasıl aratacağımı düşünüyorum. Ya muhtemelen siz de şöyle aratırsınız. SEO uyumlu makale nasıl yazılır? SEO uyumlu makale. Bu şekilde bunlar aslında bizim anahtar kelimelerimiz. Anahtar kelimeleri seçerken konuyla birebir uyuşmasına dikkat edin. Aynı zamanda insanların internette aratacağı şeyler olmalı. Yani tutup anahtar kelimeler nasıl yapılır? İşte 7 tane örnekler filan cinsinden anahtar kelimeler seçmek ya da SEO uyumu nedir? 8 tane mucize SEO yöntemi falan gibi bir anahtar kelime seçmek düşünülemez bile. Anahtar kelime yalın olmalı, ne anlattığını bilmeli ve internette insanların hepimizin aratabileceği kelimelerden oluşmalı. Anahtar kelime analizi için Google'a girin. Şimdi ne aratacağız? Ben diyelim SEO uyumlu makale nasıl yazılır değil mi? SEO uyumlu. Bakın SEO uyum yazdım. Direkt birkaç tane arama sözcüğü çıktı karşıma. Şimdi SEO uyumlu makale. SEO uyumlu makale nedir? SEO uyumlu makale nasıl yazılır? Bu şekilde bu ilk 10'u benim için anahtar kelime olarak yeterli. Hatta ilk 3 kelime, ilk 3 anahtar kelime bence gayet güzel ve gerçekten kullanılabilir kelimeler. Şimdi ben de makalelerin bu ilk 3 kelimeden yola çıkarak hazırlayacağım. Yani anahtar kelimelerim SEO uyumlu makale, SEO uyumlu makale nedir ve SEO uyumlu makale nasıl yazılır kelimelerinden oluşacak. Diyelim ben bu konuyu anlamadım ya da bunlarla uğraşmak istemiyorum. Daha kolay bir yolu var mı diye soruyorsanız o da var. Bir sitesi var. O sitenin yardımıyla da anahtar kelimelerinizi analiz edebilirsiniz. Bu sitenin adresini aşağı bırakacağım ya da direkt bu şekilde internetten aratarak da ulaşabilirsiniz. Siteye ulaştığınızda şöyle bir ekran karşınıza çıkıyor. Aynı zamanda ben bu siteyi hem YouTube'da anahtar kelime bulmak için hem de internet makalesi yazmak için kullanıyorum. Gerçekten işe yarar bir program olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Şimdi burada bize diyor ki bir domain girin ya da anahtar kelime girin. Ben makalemiz neyle ilgisi onu yazacağım. SEO uyumlu makale. Ardından burayı diyelim Türkçe yapıyoruz ve search yapıyoruz. Şimdi bu site bize anahtar kelime analizini kendi kendine yapıyor. Sol taraftaki kelime fikirleri kısmına tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Şimdi SEO uyumlu makale dedik ve karşımıza bu şekilde anahtar kelimeleri içeren bir sayfa çıktı.
Eğer bu önerilen anahtar kelimeleri size yetersiz geldiyse, 10 taneden daha azsa 3-4 tane ise şu relay kısmına tıklayarak çok daha fazla sayıda bağlantılı anahtar kelimeleri bulabilirsiniz. Şimdilik bize önerilenler yani 11 tane anahtar kelime yeterli. O yüzden tekrar buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi anahtar kelimelerin yanında bazı bilgiler yer alıyor. Burada bir TL hesabıyla bir para var. Nedir onu da göstereceğim. Şimdi ilk başta volume. Search volume olarak geçiyor. Yani arama sıklığı. Bir ay içinde kaç kez aratılıyormuş bu kelime onu yazıyor. Anahtar kelime seçerken buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Seçeceğimiz anahtar kelime insanlar tarafından en çok aratılan anahtar kelime olmalı. Bu yüzden volume'e tıklayarak en yüksek volume sahip anahtar kelimeleri kopyalıyoruz. Yani şu 3 tanesini kopyalayabiliriz. Ardından burada göreceğiniz gibi cost per click yazıyor. Yani her klik başına, her tıklama başına ödeme yazıyor. Bu genelde Google reklamlarıyla ilgili bir kısım. Yani diyor ki eğer bu içerikte, bu anahtar kelimeyle bir makale yazarsanız her reklama tıklandığında 2,5 TL kazanırsınız. Bu önemli bir nokta ama eğer reklam kullanmıyorsanız bu noktaya fazla takılmayın. Direkt volümden yürüyün derim. Genellikle zaten volüm yeterli oluyor. Bu küretler kısmına fazla kafanızı yormayın yani. Anahtar kelimelerini, kullanmak istediğiniz kelimeleri seçtikten sonra export yapabilirsiniz. Ya da direkt clipboard yani direkt panoya kopyalayabilirsiniz. Anahtar kelime seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan da bahsedeyim. Anahtar kelimeleriniz en az 3 tane olmalı. En fazla 10 tane olmalı. 3 taneden daha az olursa pek işe yarar bir durum söz konusu olmaz. 10 tane fazla olursa da artık Google onu spam olarak algılayabilir. O yüzden 10 tane fazla yapmayın. 3 ile 10 arası anahtar kelime seçimi gayet yeterli. Anahtar kelimeler yalın halde olmalı. Az önce de bahsettim ya size. Hani SEO uyumlu makale nasıl yazılır? Doğru bir anahtar kelime seçilirken SEO uyumlu makale yazmak için 13 öneri gibi bir cümle anahtar kelime için berbat bir seçim olur. Yani yalın ve herkes tarafından aratılacak bir anahtar kelime seçin. İkinci konu SEO uyumlu makale başlığı nasıl atılır? Makale başlığı seçerken neye dikkat ederiz? Dikkat çekici olmasına. Çünkü insanlar internette bir şey arattıklarında Google'da üst sıralarda çıkan dikkat çekici içeriklere tıklarlar. Amacımız insanların trafiğini çekebilmek. Bu yüzden dikkat çekici bir başlık atacağız. Ama başlığımız SEO uyumlu anahtar kelimeyi de içermeli. Eğer anahtar kelimeyi içermiyorsa ben SEO uyumlu makale nasıl yazılır diye internette arattığımda sizin içeriğiniz hiç karşıma çıkmaz. O yüzden dikkat çekici bir başlık atmanız da işe yaramaz. Bu yüzden doğru bir anahtar kelime içeren SEO uyumlu bir başlık seçmelisiniz. Diyelim ben SEO uyumlu makale nasıl yazılır diye bir tane anahtar kelime seçtim. Bu konuda makale yazıyorum. Direkt şu şekilde başlık atabilirim. Anahtar kelime öbeğim. Yani anahtar kelime olarak seçtiğim konu SEO uyumlu makale. Devamındaysa nasıl yazılır diye bir şey daha eklemişim. Yani kısaca benim makalemin başlığı SEO uyumlu makale nasıl yazılır başlığı olacak. Bu şekilde hem SEO uyumlu olacak hem anahtar kelimeyi içerecek hem de dikkat çekici bir başlık. SEO uyumlu ve doğru anahtar kelimeleri içeren bir açıklama giriş cümlesi yazmalısınız. Meta açıklaması ve giriş cümleleri makalenin en önemli kısmıdır. Bir makaleye girdiğinizde ilk başta giriş cümlesini okursunuz. O bir cümlelik kısım vardır ya orası çok vurucu olmalı. SEO uyumlu olmalı yani anahtar kelime içermeli ve fazla uzatılmamalı. Açıklama yazarken mutlaka anahtar kelimeye yer verin. Ama en fazla bir tane anahtar kelimeye yer verin ve bu anahtar kelime makale piramidinizin başındaki en önemli anahtar kelime olsun. Yani benim için SEO uyumlu makale anahtar kelimesi olacak. Yani kısa bir açıklama yazacağım. Bu açıklamada da bu cümleye yer vereceğim. Açıklamayı yazarken fazla uzatmayın dedim. Bakın bu konu çok önemli. Çünkü bazı makalelere giriyorum gerçekten 4-5 paragraflık bir açıklama yapmışlar sonra konuya başlıyorlar. İnsanlar zamanları kıymetlidir yani benim zamanım kıymetli. Ben internette bir şey arıyorsam sizin kelime oyunlarınızı duymak için aramıyorum. Ben direkt bilgi istiyorum. Yani tutup orada oyunlar yapmak, kelime oyunları yapmak, şekiller vermek, havalı cümleler kurmak insanları etkilemez. İnsanları temel olarak konu etkiler. Yani direkt açık ve net bir şekilde bilgiye girişmelisiniz direkt. İlk cümle kısaca makale hakkında bilgi içermeli. Ardından ise direkt konuya giriş yapmalısınız. Yani tutup bu makalede şunları söyleyeceğim diye 4 paragraf yazı yazmanız sadece kullanıcı kaybetmenize sebep olur. Hiç kimse bundan etkilenmez. Diğer bir konuda doğru başlıklandırma kullanmak. Bir makaleye giriyorum. Full adam yazı yazmış. Başlık koymamış bir tane bile. Ya bu makaleyi nasıl okuyacağım? Sen hangi yerde neden bahsettiğini ben nereden bulacağım? Tek tek yapacak mıyım? Tek tek okuyacak mıyım gerçekten? Bu şekilde saçma bir iş yapmayın. Bak buna çok dikkat edin. Başlıklandırmayı doğru kullanın. Alt başlıklara izin verin. Olsun bol bol alt başlık kullanın. Yani 3 tane paragraf yapıyorsanız 3 tane paragrafın altına bir alt başlık koyun. Yani bu konu neyi içeriyor? Aynı zamanda örnek makalede zaten bol bol başlık var. Oradan da bakabilirsiniz. Alt başlıklarda
ilk üstteki hiyerarşi içinde olacak ya, en üstteki alt başlık başlık 2 ile onun altındaki alt başlıklar başlık 3, başlık 4 şeklinde gitmeli. Yani tutup da tüm hepsini başlık 3 ya da başlık 2 yapmayın. Bir hiyerarşi kullanın. Başlıklar çok önemlidir çünkü kullanıcının rahat okumasını sağlar, zaman kaybetmemesini sağlar ve makalenin sıkılmamasını sağlar. Yani neyi okuduğunu bilir kısaca. Eğer SEO uyumlu bir makale yazacaksanız alt başlıklara önem verin. Alt başlıklarda da mutlaka en az bir iki tanesinde anahtar kelime geçsin. Şimdi biraz öznel bir konuya geldik. Makaleniz kaliteli olmalı. Makalenin kalitesi ne belirler sizce bilmiyorum ama Google bir şekilde bunu anlıyor. Nasıl biliyor musunuz? Ben bir okuyucuyum değil mi? Ben bir ziyaretçiyim. Google'da SEO uyumlu makale nasıl yazılır diye arattım ve karşıma Google aramalarda 5 tane site çıktı farklı farklı. Ben birinci siteye girdim. 2 saniye durdum hemen çıktım. Demek o sitede bir pislik var. Ya ben sevmedim o siteyi ya yanlışlıkla girdim ya da sitedeki içerikler çok karmaşık. Yani o alt başlık kullanımlarına dikkat edilmemiş, karma karışık, upuzun yazı, sıkıcı bir yazı. O yüzden 2-3 saniyede hemen çıkmışım. Google diyor ki burada bir pislik var. Burayı bir mimleyelim. Burası bir aklımızda kalsın. Eğer 10-15 kullanıcı daha bunu yapıyorsa o siteyi direkt olarak eliyor birinci sıradan. İkinciye, üçüncüye düşürüyor. Üst sıralar çıkmak için kullanıcıyı elinizde tutmalısınız. Ben ikinci siteye giriyorum. Bir 10-15 saniye okuyorum ilk başta. İlk açıklamayı falan okuyorum. Çok güzel, heyecan verici. Okumaya devam ediyorum. Sonra bir bakıyorum ki adam benim istediğim hiçbir şeyi vermemiş bana. Geri çıkıyorum. 30 saniye kaldım orada. 30 saniye fena değil. İdeal bir süre değil ama yine de Google'ın gözünden düşmesi için yeterli değil. Üçüncü siteye giriyorum. Her şey süper. Dört dörtlük. Adam akıcı bir dille anlatmış. Alt başlıklara ayırmış. Okunması kolay. Her şey güzel. Ben makaleyi okuyorum. Yaklaşık 1 dakika, 2 dakika falan harcadım o sitede. Ve siteden çıktıktan sonra bu konuyla ilgili araştırma yapmayı kesiyorum. İnterneti kapatıyorum ya da direkt Google'dan çıkıyorum. Bu şu demek oluyor Google için. Ben bu sitede aradım, buldum ve daha fazla uğraştırmadı beni ve bu kaliteli bir makale. Google bu siteler hem reklam ücretini yüksek tutuyor hem de üst sıralara çıkartmakta kolaylık sağlıyor. O yüzden makalenizin içeriğinin kaliteli olmasına önem verin ve diğer bir madde aslında bu, makalenizin özgünlüğüne de dikkat etmeniz gerekiyor. Ya tutup ben 2-3 tane siteden girdim, kopyala yapıştır yaptım, ortaya harman bir makale yazdım. Google bunu analiz edebiliyor kolaylıkla ve direkt olarak İlk sıralardan sizi düşürüyor. Şimdi diyeceksiniz ki Hürriyet falan yapıyor. Saçma sapan. Tüm aynı konuları, aynı cümleleri, hatta direkt bildin kopyala yapıştır yapıp sitelerine ekliyor Hürriyet. E nasıl üst sıraya çıkıyor? Onu inanın ben de bilmiyorum. Google böyle bir şey nasıl izin veriyor bilmiyorum ama nefret ediyorum. Hatta bazen SEO anahtar kelime hileleri yapıyorlar. Adamlar sadece anahtar kelimelerle dolduruyorlar koskoca makaleyi. Hani var ya papatya çayının faydaları, işte göreceksin papatya çayının faydaları şunlar falan diye. Ya uzun uzun saçma sapan kelimeler kullanıyorlar. Ben buna gıcık olsam da Google bir şekilde analiz edemiyor mu, yakalayamıyor mu, üst sıralar çıkarmaya devam ediyor o siteleri. Siz böyle yapmayın yine de. Çünkü onlar güçlü siteler ve günde yüzlerce içerik ekleniyor siteye. Biz günde sadece 1-2 içerik ekleyeceğiz. O yüzden onlarla yarışmamız imkansız olur. Aynı zamanda yazdığınız makalenin ne kadar özgün olduğunu kontrol etmek istiyorsanız aşağı bir link bırakacağım. Oradan özgünlük testinizi yapabilirsiniz. Makale %100 ile %98 arasında özgün olmalı. Daha az özgünlüğe sahipse o makaleyi bir göz atın derim. Özgün olmayan kısımlarını zaten gösteriyor size o site. 30'daki kısımlardan değişime giderek makalenizi özgün bir makale haline getirin. Konuyu uzatmayın, birazcık daha akıcı olun. Şimdi ben bu videoyu hazırlarken bazen gerçekten konuyu çok fazla uzattığımı fark ediyorum. Eğer konuyu çok fazla uzatıyorsam o videoda aşağı mutlaka isyanlarınızı dile getiriyorsunuz. Yine çok uzatmışsın, 10 dakikan boşa gitti, şu kadar uzatmışsın falan diye. İnanın bunu ben elimde olarak yapmıyorum. Bazen gerçekten konuşurken dalıyorum konuşmaya ve ilerliyor konu. Ben bunu istemem. Çünkü ben isterim ki akıcı bir video olsun. İçerikleri patır patır yayayım ve bitsin. Çok fazla uzun bir video olmaz. Bana bir yararı olmaz. Size de bir yararı olmaz. Size de zaman kaybettirir. Aslında makalede de konu aynıdır. Akıcı olacak. Fazla uzatmayacak. O kadar kelime oyunları yapmayacaksınız. Direkt cevabı vereceksiniz. Eğer akıcı bir dil kullanmayı beceriyorsanız makale için çok önemlidir. Bazen hatta içeriye giriyorum. Benim ilgimi çekmeyecek bir konuyu anlatıyor ama o kadar güzel anlatıyor ki o adam. Onu ısrarla dinlemeye devam ediyorum. İşte siz de makale yazarken akıcı bir dil kullanmaya, hikayeleyici bir anlatım kullanmaya özen verirseniz bu açıdan bence sizin için yardımcı olur. Şimdi az önce kelime analizi yapmıştık ya, anahtar kelime analizi. Bunları kullanmanın sırası geldi. Bu kelimeleri nasıl kullanacaksınız yani? Bundan da bahsedeceğim. Şöyle ki anahtar kelimeler makalede en az %3 ile %5'lik bir yere sahip olmalı. Ortalama bir kelime sayısına sahip bir makalede anahtar kelime 4-5 kez geçmeli en azından. Az geçerse Google bunun anahtar kelime olduğunu doğrulayamıyor. SEO uyumlu bir makale olduğunu reddediyor. Daha fazla geçerse de Google bunun spam olduğunu varsıyor. Diyor ki sen sürekli anahtar kelimeleri sergilemişsin.
Aynı zamanda okuyucular giriyor, sürekli anahtar kelimeleri görüyor, rahatsız oluyor. Eğer bir makale yazıyorsanız ve anahtar kelimeleri çok fazla kullanıyorsanız okuyucu sıkılmaya başlar. Bu da Google'ın sizin sitenizi SEO uyumlu olmayan kalitesiz bir makale haline getirmesine sebep olursunuz. Makaleyi yazarken anahtar kelimeleri bold kullanmayı unutmayın. Yani kalınla belirtin. Word'de ise zaten bu çok kolay. Ctrl B ya da Ctrl K'ye basarsanız onu bold yapıyor otomatik olarak. Anahtar kelimeleri öylece yalın halde bırakmayın. Yani mutlaka koyu renkle belirtin. Şimdi geldik Türkçe kullanımına. Evet, makale yazarısın ve Türkçe bilmiyorsun. Garip ve sinir bozucu bir durum. Çok makale yazarıyla çalıştım ben. Bazıları gerçekten bana işkence çektiriyorlardı ya. Noktalama kullanmayı bilmiyorsun. Virgül kullanmayı bilmiyorsun. Türkçeyi doğru kullanmayı bilmiyorsun. Adam yanlış yerine yanlış yazıyor. Yani bu şekilde makale yazarlı olur mu? Siz söyleyin ya. Çok sinir bozucu. Google da buna çok sinirleniyor. Eğer yanlış yazılan çok fazla kelime varsa bir makalede, o ona diyor ki bu kalitesiz bir makale. O yüzden aşağılara itiyor. Yani SEO uyumlu bir makale yazmak istiyorsanız Türkçeyi doğru kullanmalısınız. Türkçeyi doğru kullanmayı bilmiyor musunuz? Açın Word'ü, Word'de yazın makalenizi. Zaten orada yanlış kelimelerin altını kırmızıyla çiziyor. Ya da kendi otomatik olarak düzeltiyor. Onlara dikkat ederek bir makale yazın. Yani Word'de hazırlayacağınız bir makalede tamamı bembeyaz olmalı. Herhangi bir şekilde altı kırmızıyla çizilmiş bir kelime bile olmamalı. Hatta noktalama işaretlerine dikkat etmeniz önemli. Çünkü bir makalede noktalama işareti doğru kullanılmadıysa insanlar sinir krizi geçirir. Ya bir şekilde mesela bir yazı okuyorum, tamam mı? Noktalama işaretleri falan hiç aklımda yok. Okuyorum dümdüz ve beni rahatsız eden bir şeyler var o yazıda. Ya bir şekilde rahatsız oluyorum, sıkılıyorum. Okumak istemiyorum o yazıyı. İşte o zaman bir dikkat ediyorum. Adam noktalama işareti kullanmamış ya da çok fazla kullanmış. Ya gereksiz şeylerde kullanmış. Ya da doğru kullanmamış. İşte bunlar insanları rahatsız eder ve makaleden soğutur. Makalenin puanını düşürür. Haberiniz olsun. Evet, makale yazmayı düşünen makale yazarları için pratik bilgiler bunlardı. Şimdi sırada teknik bilgiler var. Ama lütfen burayı atlamayın. Burayı da dinleyin. Burayı kısa kısa geçeceğim zaten. Teknik bilgiler içeriyor. Ufak ufak bilgilerle burayı da tamamlayacağım. Eğer bir web siteniz varsa, web siteniz için makale hazırlıyorsanız ve web siteniz WordPress altyapısını kullanıyorsa mutlaka SEO eklentilerini kurun. Yoast SEO bunun için en iyilerinden bir tanesi ve bunu kurarsanız çoğu zaten işinizi tek başına görüyor. Hatta makalenin en altında yer alan bir panelde size SEO uyumlu olup olmadığını gösteriyor. SEO uyumlu olması için neler yapmanız gerektiğini gösteriyor. Aynı zamanda Yoast SEO eklentisinin linkini aşağı bırakacağım. Oradan direkt sitenize optimizasyonunu yapabilirsiniz. Makalede resimler kullanmak önemli. Makalenizde mutlaka resimlere yer verin. Ben internette mesela papatya çayını faydaları diye arattığımda tutup direkt metin halinde bulmuyorum. Direkt görsellere giriyorum. Görsellerden yürüyorum. Bu bende bir artık alışkanlık olmuş. Kötü bir alışkanlık farkındayım ama görsellere çok fazla önem veriyorum. Ve Google'da zaten görsellere önem veren kullanıcılara da yardımcı oluyor. Şöyle ki makalenizde konuyla ilgili resimler içeriyorsunuz. Ve bu resimlerin hemen altına etiket olarak anahtar kelimeleri yapıştırın. Hiç acımayın. Çünkü Google aramalarında bu resimler de yer alacak. Bu şekilde hatta benim makalelerim çoğunun trafiği görsellerden geliyor. Yani insanlar resimlere tıklayarak benim sitemi ziyaret ediyor. Çoğu parayı oradan kazanıyorum. Bu açıdan bu noktaya dikkat edin. Resim kullanmaktan çekinmeyin. Bol bol resim kullanın. Ama resimlerin telifli resimler olmamasına da dikkat edin. Başınız çok büyük belaya girebilir. Bela demişken, çünkü bunun bazı yasaları var. Siz her ne kadar iyi niyetli kullansanız da, ticari amaçla kullanmasanız da 10.000-20.000 lira ceza yiyebilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Telif içermeyen bazı siteler var. O sitelerden kullanın resimlerinizi derim. Sizin için daha sağlıklı olur. Üçüncü şey SEO uyumlu URL seçimi. Biliyorsunuz www.mahmuttaniver.com bir URL'dir. Eğer ben SEO uyumlu bir makale yazmak istiyorsam slash koyduktan sonra anahtar kelime içeren bir URL seçmeliyim. Yani diyelim mahmuttaniver.com page işte 12.20.2020. Bu şekilde bir makale URL seçersem Google bunu SEO uyumlu olarak algılayamaz. Hatta Google bu makalenin ne olduğunu bile algılayamaz. Bu yüzden WordPress özel bir ayarı var, hatta bunu çok kolay bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz tüm makaleler için. mahmuttaniver.com/papatya çayının faydaları bu şekilde bir URL seçerseniz makalenizin çok daha yüksek SEO uyumuna sahip olmasına yardımcı olursunuz. 4 ve sonuncusu, eğer bir site sahibiyseniz zaten diğer makaleleriniz de vardır. Ve mutlaka ama mutlaka konuyla bağlantılı makalelere link verin. Diyelim ben bu videoyu çekiyorum. YouTube'da da bak bu çok önemlidir. Başka videolara gönderme yapmak, yani başka videolara link vermek. Ben ne diyorum? Eğer site yapmayı bilmiyorsanız, nasıl site yaparım diye düşünüyorsanız sizin için site nasıl yapılır diye bir video yaptım. Onu videonun sonuna koyacağım. Aynı zamanda açıklama kısmında yer alacak. O videoya da mutlaka göz atın.
İşte bu yaptığım şey aslında bir linklemeydi. Linkleme makalede de çok önemlidir. Bu arada reklam yapmış oldum ama o videoya kesinlikle göz atın. Site nasıl yapılır? Çok büyük detaylar içeriyor. O videoya da göz atın. Reklamımı girdim araya. Güzel. Güzel oldu. Aslında yapacağınız şey tam olarak bu. Kendi sitenizin kendi reklamını yapacaksınız. Bu Google açısından önemli çünkü bunu gördüğünde diyor ki yani kullanıcı buraya girerse arayacağı ek kaynaklar da gösteriyor bu site. Bu yüzden güvenilir, güzel bir site bu site. Güvenilir bir makale yazılmış ve özgün bir makale yazılmış ve kaliteli bir makale yazılmış diyor. Ve sitenizi yani makalenizi üst sıralara çıkartıyor. Sizin için söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Biraz dolu bir video oldu. Bazen sıkıcı kısımlar olmuştur eminim. Kusura bakmayın kısımlar olduysa. Çok fazla konuştuysam, çok fazla abarttıysam da kusura bakmayın. Elimden geldiğince hızlı, akıcı şekilde bu konuya bir gerçeklikle bakıp size kısaca adım adım göstermek istedim. Bu konuda videoyu yetersiz bulduysanız, gözünüzün önünde bir şeylerin olmasını istiyorsanız aşağıya makaleyi de bırakıyorum. Makaleye mutlaka göz atın. Makaleyi yazarken onu taslak olarak alın. Yani anahtar kelimeleri nasıl kullanmışım, başlıklar nasıl seçmişim, üst başlığı nasıl seçmişim, alt başlıklar nasıl değerlendirmişim. Onlara mutlaka göz atın. Aynı zamanda bu makalenin Word halini de aşağı bırakacağım. Direkt Word halini indirip ona göre de yürüyebilirsiniz. Sizin için bence faydalı olur. Bu videoyu faydalı bulduysanız, umuyorum faydalı bulmuşsunuzdur. Gerçekten çok emek verdim bu video için. Mutlaka beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey sizin için. Her şey güzel ve kaliteli işler çıkartmanız için. Aklınızda en ufak bir soru varsa aşağı yorum olarak bırakın. Elinden gelince size yardımcı olacağım. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçirin. İyi bir yazar olun. İyi bir site sahibi olun ve çok para kazanın. Hoşça kalın. Bay bay.